Android kanalına hoş geldiniz. Ben Oktay Emercan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere daha öncelerden yeni Bitcoin mining yöntemi ve bundan önce de bir tane daha video çekmiştim. Ama ancak şimdi bilmeyenleriniz vardır ve kafasına takılan soru işaretleri olan arkadaşlar vardı diye. Bugün Bitcoin'den birazcık bahsedeceğim. Tabii ki birazcık kaba taslak olarak anlatacağım. Takıldığınız yerler varsa hani aklınıza sorular falan takılıyorsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve ben orada elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ve hani onun dışında eğer hani bu videoya alaka çok olursa yüzün üstünde bir beğeni falan olursa izlenme de tabii ki iyi olursa bu işin daha da derinliklerini size anlatabilirim. Şimdi gelelim kuru fasulyelerin faydalarına arkadaşlar. Nedir bu Bitcoin arkadaşlar? Şöyle hemen Bitcoin'e gelelim. Arkadaşlar Bitcoin'ler dünya çapında herhangi bir merkezi olmayan ve normal banka fee ücretlerine gönderme ücretlerine karşı bedava veya daha ucuz olan ve torrent gibi peer-to-peer olan bir kripto para birimi arkadaşlar. Herhangi bir merkezi yok dedik. Yani böyle Amerika gibi mesela para basıp kendisi sürüyor. Ama Bitcoin'in öyle bir şeyi yok. Siz evde kendiniz bilgisayarınızla veya da artık bilgisayarla mümkün değil şu anda. Olsa bile hani çok az bir miktarda oluyor. Ona da değineceğim yerki zamanda. Kendi evde kendiniz bilgisayarınıza kazanabileceğiniz bir para birimi arkadaşlar. Şimdi hemen para birimi o çok güzel. Hem de bayağı yerde geçiyor. Steam'de, Twitch'te, yani Amazon'da falan gibi böyle. Amazon'da geçiyor mu çok emin değilim ama Amazon'da da vardı diye biliyorum. Yani böyle hemen bir deyince insanın gözü parlıyor ama artık bugün bunu kazanmanın yöntemi çok zor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'leri bilgisayarımızdan kazanıyoruz. Nasıl saklıyoruz? Bunun için cüzdan seçiyoruz arkadaşlar. Bu cüzdanlar böyle gördüğünüz gibi bir sürü donanımsal cihazlar da var. USB bellek tipinde tamamen şifreli cihazlar olarak da var. Ya da masaüstünüze kuracağınız bir uygulama falan gibi çeşitli şeyler de var. Hatta mobilde de var bu. Bazı masaüstü şeylerin mobil versiyonları da var. Bu cüzdanlarda tutuyorsunuz. Bunun buraların dışında başka cüzdanlar da var ama hani onlar çok tavsiye edebileceğim şeyler değil. Mobilde mesela BitPay var. İyi diyebileceğim bir tane şey cüzdan diyebilirim ama tabii ki onun burada çok şeyi yok. BitPay de zaten Coopay'in bir yeni duyurduğu bir uygulama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada nesi iyi nesi kötü diye burada böyle çeşitli her cüzdanın kendi özellikleri var. Mobil ve masaüstülerde arkadaşlar hemen hemen hepsi çok güzel bir şekilde iyi korunuyor. Ama web'e çıktığınız zaman şöyle tehlikeler karşıya çıkıyor arkadaşlar, karşınıza çıkıyor. Eğer bu sistemler kapanıp yarın bir gün adam gittiği zaman eğer private key'in sizde değilse cüzdanınızın ki zaten bu tür sistemlerde private key verilmez. Ya size bir şey verilir, kelimeler falan verilir. Bu masaüstü cüzdanlarda da aynı. Ama webde genelde öyle şeyler olmaz. Şifreniz falan şeyiniz olur. Hesabınızda durur arkadaşlar bunlar. Yarın bir gün orası kapandığı zaman, private key de sizde olmadığı zaman paralarınızı alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Donanım şeylerinde de aynı arkadaşlar. Hesap falan açmanıza gerek yok bunun için. Yani uygulamayı indiriyorsunuz ve otomatik olarak o size bir cüzdan oluşturuyor.
Bu arada şu alt tarafta gördüğünüz böyle bu cüzdan adresleri. Bunun gibi private key dediğimde bundan birazcık daha uzun ve size özel bir anahtar. Hani bu private key ile tekrardan cüzdanınızı kurtarma şansınız var. Ama private key'inizi kaybettiğiniz zaman arkadaşlar hani bir banka veya bir karşınızda ne bileyim bir kuruluş olmadığı için paranız gidiyor arkadaşlar. Onun için şifrenizi falan çok kaybeden biriyseniz yani çok dikkatli olmanız gerekiyor bu tür şeylerde. Bu donanımsal olanlarda da hani o flash bellek gibi olan şeyi kaybettim. Hani benim tüm paralarım falan gitti mi? Hayır. Onlarda da yine aynı şekilde böyle size bir kelimeler falan veriliyor. Genelde 12'dir. Bazen 24 de olabilir. Kelimeler veriliyor. Bununla tekrardan cüzdanınızı geri getirebiliyorsunuz. Tıpkı private key gibi ama private key hani böyle karışık kuruşuk sayılar herhangi bir hatırlatıcı bir şey olmadığı için akılda tutmak çok zor. Bunun gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Cüzdanlarda saklıyoruz. Gönderim alım işlemlerini bununla yapıyoruz. Gönderirken tabii ki yine ücret ödeniyor ama çok çok düşük miktarlarda. O şekilde. Peki nasıl kazanılır arkadaşlar? Şimdi kazanmanın konusu birazcık derin. Bunun için mining yapıyorsunuz. Ya da satın alabiliyorsunuz borsa falan gibi yerlerde satan kişilerden. Ya da hani böyle bir şeyler yapıp oralardan da kazanabiliyorsunuz. Ama genelde mining yöntemiyle kazanılıyor, çıkartılıyor bu paralar. Daha sonra işte cüzdandan cüzdana herkesin elinde dolaşıyor. Borsalarda falan satılıyor. Bunun borsaları da var. Mesela BTC Türk bir borsa türü. Farklı şeyler de var. Tabii ki bu Türkiye'deki BTC kurumu. Yani aslında bu birisinin oluşturduğu bir şey. Onu da belirteyim. Bu borsalara bazı yerlerde kimlik falan gibi, TC kimlik gibi falan şeyler de istiyorlar. Ama hani tabii ki onlar sadece güven amaçlı, kendisini korumaya alma amaçlı. Yani bir şey olduğu zaman siz mesela bir suça karıştırdığınız zaman işte bu adamın adresi bu, şu 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 işlemleri burada yaptı diye adam hani kendisinden çıkması için o bilgileri sizden alıyor ve yetkililere teslim ediyor. Şu anda Bitcoin'in fiyatı Türk lirası karşılığı bu. Ve 2800 dolar falan dolar karşılığı da. Mining yapıyoruz dedik. Bunun için önceleri ilk zamanlarda herhangi bir laptop'tan falan bile yapılabiliyordu arkadaşlar. Ama bugün zaman ilerledikçe 21 milyon yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin sınırı var. Bilen arkadaşlar yorumlarda beni düzeltebilir. Ama 21 diye biliyorum. 21 milyon yani galiba. Ve bunun hani şu zamana kadar 16 milyonu kazıldı ve artık tabii ki zor oldu. Bu arada hani çok süper bir bilgisayarınız olsa bile bir zaman sonra artık o aynı verimliliğinde çalışmıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim mining olayında. İlk zamanlar dediğim gibi bir laptopta bile herhangi bir CPU ile bu iş yapılabiliyordu arkadaşlar. Daha sonra GPU'lara geçtiler ekran kartlarına yani. Sonra bunlar da yetersiz kalmaya başlandı. Çünkü gitgide artık sonlara yaklaştıkça Bitcoin kendi bu arada bu şeyi söyleyeyim. Bitcoin herhangi bir şifre kırıyorsunuz arkadaşlar ve bu şifre kırdığınızda bulduğunuz zaman size verilen ödül arkadaşlar. Bu ödül şu anda 12,5 falan. İlk zamanlarında 25'ti ama artık şu anda o ödül de düşüyor ve zorluk da artıyor. Yani birbirine ters orantılı ödülle zorluk derecesi. Onu da söyleyebilirim. Buradan ilk başlarda CPU'larda yapılabiliyordu ama artık özel cihazlar, USB tipindeki cihazlar, hatta büyük bilgisayar gibi olan
cihazlar da çıktı. Ama bu cihazlar sadece bu iş için. Yani bunun içine bir Windows kurayım da kullanayım gibi bir olayı yok. Hem çok pahalılar hem çok sıcaklık üretiyorlar. Mesela Antminer 9, Avalon 7 gibi böyle gördüğünüz gibi burada harcadığı elektrik şeyleri var. Değerleri var gördüğünüz gibi. Ve burada kaç terahertzlik ürettiği gösteriliyor gördüğünüz gibi. Hani bunlar bayağı sıcaklık üretiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü cihazlar var. Şimdi tabii ki bu cihazlarla gigahertz, terahertz hızında çıkartımlar yapılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hash rate. Bu hash rate de sizin ne kadar mine kazabildiğinizi, şifre kırabildiğinizi gösteriyor. Bitcoin'i zaten yapmak için de böyle şifreler falan gibi şeyler kırıyorsunuz ve bunun ödülü olarak veriliyor demiştim. Tabii ki ben daha önceden video göstermiştim yeni bir video türü olarak. Eğer bunu izlemediyseniz yukarıdaki YouTube kartlarına veya videonun sonundaki video sonu kutularından gidebilirsiniz arkadaşlar. Buraya start dediğim zaman gördüğünüz gibi 135, 100 hani 150 taş çatlasa kilohertz hızında kazıyorum. Bu kilohertzleri de falan gigabyte, megabyte, işte terabyte, yotabyte falan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Benimkisi ki şu anda bu yaptığım işlem kilobyte olarak şey yapıyor. Ekran kartlarıyla falan böyle özel şeylerle gigahertz hızına çıkabiliyor. Ya da bunun gibi böyle çok özel cihazlarla terahertz hızlarına falan da çıkılabiliyor. Ama dediğin gibi bir zaman sonra bunların artık eski verimliliği kalmıyor. Çünkü siz ne kadar güçlü bir cihaz kullanırsanız kullanın, şifre kırma bu hash oranı da ona göre şey oluyor arkadaşlar. Zorluk da o derece artıyor. Yani ilk zamanlarında birazcık fazla kazanıyor olabilirsiniz ama sonraları ha evet gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi 12,5'muş şu anda galiba. Bu güncel bir değerse onu da belirteyim. 12,5 şu anda blok ödülü. Siz kırmaya çalışıyorsunuz, bir bloğu kırmaya çalışıyorsunuz. Kırdığınız zaman size ödül olarak geliyor. Şimdi zorluğu aynı ölçüde artıyor dedik arkadaşlar. Bu özel cihazlarda böyle bir şey ve bunlar da hani öyle çok ucuz bir şey değil. Pahalılar ve çok sıcaklık oluşturuyorlar ve çok fazla enerji harcıyorlar. Hani bu işe yatırım yapanlar bundan hani bir oda dolusu alıyorlar. Özel soğutmalı sistemler falan kuruyorlar falan filan gibi böyle çeşitli yatırımlar yapıyorlar bu işe. Ha bakın fiyatları burada yazıyor. Gözümden kaçmış. 2000 dolar yani. Baya pahalı bu cihazlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi mining yöntemlerinde tek başınıza yapabilirsiniz bu işi ama artık o devir birazcık geçti. Gördüğünüz gibi böyle çok komik rakamlarla hani çıkartma yapıyorsunuz bu gibi yöntemlerle. Hani bu rakamlarla hani bir şeyler elde etmeniz gerçekten çok 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 zor. Bir havuza katılabilirsiniz. Havuzlarda ne oluyor arkadaşlar? Onlara değinecek olursak. Yine bir kişi, bu havuzun bir sahibi var tabii ki. Bu havuzu kuruyor ve sizlerin işte bu havuza davet ediyor. Siz de üye oluyorsunuz, katılıyorsunuz her neyse. Siz de kendi cihazınızın gücünü bu havuza dahil ediyorsunuz. Herkesten 3-5 toplana toplana ortada ciddi bir güç oluyor, havuz gücü. Ve bununla Bitcoin mining yapılıyor ve çıktığı zaman tabii ki bu havuzun sahibi kendine bir pay alıyordur. Daha sonra da eşit bir şekilde dağıtıyor arkadaşlar. Herkes ne kadar işte şey yaptıysa, katkıda bulunduysa ona göre dağıtıyor. Cloud var arkadaşlar. Cloud çok tavsiye edilmiyor. Siz kendi gücünüzü kiralayabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz ya da siz kendiniz satın alabiliyorsunuz hash hızını. Yani burada mesela
12 terahertz falan yazıyor. Oraya cloud mining yapan şeylere gidiyorsunuz ki ben mesela işte 3 terahertz hızında ya da gigahertz hızında hash rate'li bir şey almak istiyorum diyorsunuz. Parayı veriyorsunuz ücreti ne kadarsa artık o 3 GHz artık ne kadar aldıysanız o kadar hızda siz iş yapmaya devam ediyorsunuz. Dedim ya hani bir zaman sonra bu cihazların bu kadar hızı bir zaman sonra artık eskisi gibi verimli olmuyor arkadaşlar. Onun için böyle cloud sistemleri falan var ama çok tavsiye edilmiyor yani. Onu da belirteyim. Onun dışında tek Bitcoin yok. Hani Bitcoin işin ana çıkan, ana oluşturucusu. Yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin'in yaratıcısı bir şey Nakamoto muydu? Öyle bir şey. Şöyle bir ufak bir Google'larsam çıkacaktır. Nakamoto lakabı. Evet, Nakamoto'yu biliyorum da Satoshi Nakamoto arkadaşlar yapımcısı ilk Bitcoin'i çıkaran kişi. Ve hani bu 21 milyona ulaşınca da bitmeyecek. Yine bu gönderim işlemlerinde dediğim gibi hani ya bedavadan ya da çok düşük miktarlarda fee bedeli ödüyorsunuz, gönderim bedeli ödüyorsunuz demiştim. İşte miningciler bunları da onaylıyor arkadaşlar. Gönderimleri falan filan. Onları da onaylıyor. Olay o. Çoğu cüzdanda bu ne kadar fee vereceğinizin değeri orada belirtiliyor. Hani eğer işiniz çok acilse bu fee bedelini çok yüksek yaparsanız hemen işiniz hallolur. Ya da fee bedelini işte çok düşük verirsiniz. Hani benim için ne kadar zamanda gittiği önemli değil. Sadece olsun derseniz işte ona göre azaltıp artık ne kadar sürüyorsa o miktarda ona göre yapılabiliyor. Bu tür cüzdanlarda bu ayarlar var. Bazılarında işte yüksek, orta, çok hızlı falan gibi işte yazıyla belirtiliyor. Bazılarında yine aynı şekilde hızlı, normal, yavaş gibi seçenekler var ve yanında ne kadar fi bedelinin olduğu yazıyor. Ve bazılarında da onları hiç rast gelmedim ama sanırım öyle de olduğunu biliyorum. Değeri siz kendiniz giriyorsunuz ve ona göre gönderiyorsunuz. Tabii ki tavsiye edilen fiyatlar da yanında gösteriyor diye biliyorum. Altcoin'ler var demiştim konu dağılmadan. Altcoin'ler ne arkadaşlar? Bitcoin gibi bu Bitcoin açık kaynaklı bir şey ve siz de kendi coin'inizi yapabilirsiniz. Bunlar altcoin olarak geçiyor işte. En bilindik altcoin'ler Ethereum var, Little Coin var, bu gibi coin'ler var. Bunların da değerleri, bir borsası var. Ama tabii ki Bitcoin kadar yaygın değiller ve zibilyon tane hani altcoin çeşidi var. Yani herkes kendi adında neredeyse altcoin çıkartmış durumda. Açık kaynaklı olduğu için tabii ki. Başlarda çünkü mining yapması da çok kolay. Herhangi bir bilgisayarıyla adam ilk baş kendisi birazcık Bitcoin'ini oluşturuyor. Ve bu oluşturduğu Bitcoin'ini arkadaşlar bir kısmını kendine çekiyor. Sonra ben işte böyle bir Bitcoin yaptım. Hadi gelin bundan da mining yapın falan filan diyor. Daha sonra bunları bankaya sokuyor. Kendisi al sat yapıyor ve işlem hacmini falan arttırıyor borsalarda. Sizde bu çok işte artıyor falan, ben buna yatırım yapmalıyım gibi çeşitli numaraları var ama onlar işin birazcık ayrıntılı kısmı. O kadar girmiyorum. Yani siz kısaca bir sürü altcoin olduğunu bilin. Bitcoin'den sonra işte bilindik birkaç tane Ethereum var, Little Coin falan var. O gibi şeyler var arkadaşlar. Altcoin'ler var tabii ki. Bunlar da zamanla değerleri artıyor diyebiliriz. Bitcoin'i de altın olarak düşünebilirsiniz. Mesela şu anda ben kabaca 9800 TL yazıyor şurada. Değeri bu kadar. 2800 dolar küsüründe bir değeri var dolar olarak da. Burada bu Bitcoin
Ya kabaca 10 bin deyin siz. Bugün 10 bin olarak alırsınız. Yarın bu düşebilir, çıkabilir. Tıpkı altın gibi. Bu da değişiyor durumlara göre. Bir yerde bir şey hani bir yerde bir farmları falan var bunun çok ciddi. Onlar mesela patlıyor, bozuluyor, yanıyor. Tabii ki o adam dediğin gibi bu mining cihazlarından çok fazla alıyor. Bir oda kadar alıyor demiştim. Bunları dolduruyor. Tabii ki bunların bir ısıt soğutması falan gerekiyor. Çünkü bunun bir tanesi neredeyse soba gibi yani bunlar bayağı sıcaklık üretiyor. Böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yapıyor ve onlar bozulduğu zaman, yandığı zaman, bir şey olduğu zaman Bitcoin'in değeri de hemen düşüyor işte, artıyor, bir şeyler oluyor. Ona göre değişiyor yani bu da gerçek hayata göre. Ama şöyle de bir şey var. Bitcoin herhangi bir merkeze bağlı olmadığı için bunun fiyatını siz de belirleyebilirsiniz. Mesela bu civarda benden başka bir Bitcoin satıcısı yok. Onun için satıcısı ben oluyorum diyelim. Bu şekilde de yapmış olduk arkadaşlar. Fazla uzatmıyorum. Açıklamalar kısmına kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Eğer ilgi alaka olursa, çok izlenirse ve 100 beğeniye geçerse ikinci bir videoyu da daha ayrıntısına da inebilirim. Şimdilik izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.